Evde bir sıkıntı falan yok değil mi? De evdeki sıkıntılarımı kendim çözebilirim. Sağ ol. De bir şey mi oldu? Bir şey mi konuşmak istiyorsun? Bir sevkiyattan bahsetti Timurlar. Yani yakın zamanda bir sevkiyat olacakmış. Yok, benim haberim yok. İlk defa senden duyuyorum. Benden ne istiyorsun peki? Yerini ve zamanını öğrenmem benim için önemli. Yani ona göre hareket edeceğim çünkü. Tamam, olur. Ya bir şey öğrenirsem söylerim. Alo Nevin. Parktayım ben, gel hadi. Yalnız bu sefer çantanda mutfak bıçağı değil, para olsun. Ben gelmiyorum. Ne oldu kız? Uyutamadın mı kocanı? Ben geleyim o zaman. 2 dakikalık mesafedeyim. Bekle orada Ferda. Teyzem getirecek parayı. Ne diyor? Parkta bekliyormuş. Teyze Allah aşkına git konuş onunla, bak bu son bir. Tamam kızım. Sen merak etme, ben halledeceğim bu işi. Hadi. Gidiyor musunuz? Evet. Ben bırakabilirim. İsterseniz tabii. Yok evladım, sağ ol. Ben giderim. Hadi Allah'a emanet. Ademi kendimle birlikte ateşe attım Fatma. Tamık ettim. Ah! Yasemin Hanım eliniz mi? Peçeteyle hemen bastıralım onu. Of! Canınız yanmasın. Bırak yansın. İnsanların canını yakmanın bir bedeli olmalı. Ya öyle söylemeyin lütfen. Şunu bastırın iyice. Ya siz kötü biri değilsiniz ki. Nereden bilecektiniz ayrıca? Biri kötü olmadan kötülük yapabiliyormuş demek ki. Şunu bir ıslatıp saralım. Getirin elinizi. Yani bir kere bu hayatta en önemli olan şey niyettir. Ya siz bir sürü insanın hayatını kurtardınız, yardım ettiniz. Niye? Ya çünkü iyi bir insansınız. Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için onu bu evden göndermem lazım. Kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya o burada olduğu sürece de hep tehlikede olacak. Ailesi tehlikede olacak. Ben ya benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir yolunu bulacağım. Biraz kısa ama dur, halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Niye attın kızım? Olmuştu işte. Hayır, olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yapamam. Tabii, tabii. Emredersiniz. Şöyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet, güzel. Tamam, yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel hediye bizim olmalı. Niye? Çünkü Berkecan beğenmezse üzülürüm.